Hanım desteklerini esirgemeyen YÖK Başkanımız Profesör Doktor Sayın Erol Özer'in teşriflerini arz ederim. Çok değerli dostlarım, bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yüksek Öğretim Kurulu olarak bir dizi idari kararlar aldığımızı sizlere hatırlatmak isterim. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar almıştık, hatırlayacaksınız. Yine daha önce ifade ettiğim üzere alınan kararı Nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış yani hibrit öğretim seçeneğini de değerlendireceğimizi dile getirmiştim. Yüksek Öğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz yüksek öğretim sistemimizin afet sonrasında hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir. Bu yıl ilk defa uygulanacak bir düzenlemeyi de belirtmek isterim. Çeşitli nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlara devlet üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarında kontenjan tahsis ettiğimizi sizlere ifade etmek isterim. Bu vesileyle toplumdaki dezavantajlı grupların yüksek öğretime erişimlerini arttırmaya ve böylece fırsat eşitliği sağlamaya yönelik adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğimizi özellikle vurgulamak isterim. Deprem gibi insanların hayatını derinden etkileyen afetlere yönelik de bir takım düzenlemelerin arayışı içerisinde olduğumuzu bilmenizi isterim. UNESCO İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye güncel veriler bakımından tüm dünyadaki uluslararası öğrenci sayısının %2.9'una ev sahipliği yapmaktadır. Yaptığımız hesaplamalar UNESCO verilerinin bu yıl içinde güncellenmesi durumunda Türkiye'nin dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip ilk 10 ülkeden biri olacağını göstermektedir. Biz tabii ki bu hedefi daha da ileriye götürmenin gayreti ve planlaması içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana yüksek öğretim sistemimizde uluslararasılaşmanın ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunun üzerinde durduk ve durmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği hedef doğrultusunda hali hazırda 300 bin olan uluslararası öğrenci sayımızı 2030 yılı itibariyle 1 milyona çıkarmayı hedeflemekteyiz. Bunun azmindeyiz değerli arkadaşlar. Bu doğrultuda uluslararası alanda da pek çok protokol ve anlaşmalar yaptığımızı yine sizlere duyurmak isterim. Uluslararası alandaki anlaşma ve işbirliklerimiz artarak devam edecektir. Hatta bu konuda bazı mevzuat değişiklikleri yapmak suretiyle seçilecek bir kısım öncelikle devlet üniversitelerimizin uluslararası kampüs yahut yerleşke açmalarının önünü açacağımızı buradan duyurmak isterim. Yüksek öğretim sistemimizin kıymetli üniversitelerinin ülkemizin stratejik ortaklık içinde bulunduğu ülkelerde o ülkelerin yüksek öğretimine beşeri sermayesinin nitelikli hale getirilmesinde çok önemli rolleri olacaktır.